abi. Sen neden ayaktasın? Merak etme güzellik. İyiyim ben. Ay delirdin iyice. Bir de şirkete falan gideceğim de tam olsun. Evet gideceğim. Abi. Hı. Süreyya, bak abiciğim. Asıl ben şirkete gitmezsem bilirim. Annem aklına bir şey geldikçe gelecek buraya bana laf sokacak. Ay tamam tamam. Sanki benim dediğimi dinleyeceksin. Kafanın dikine gideceksin yine işte. Ha şunu bileydin. Abi. Hı? Ben dün akşam yaptığın şeyle gurur duydum. Yani Ayşen için hayatını ortaya koymandan bahsediyorum. Bana deli ol diyen bir kardeşim var. Yani bunda senin payın da yok değil. Anlat bakalım. Neyi? Kapıdan girdiğinden beri anlatmak istediğin şeyi. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Kaçsın mı? Kaçmasın. Hadi anlat o zaman. Ben sana bir şey danışacağım. Ya ben Ata Bey'in yanında çalışmak istiyorum. Hani sen bir gün söylemiştin ya bana. İşi en iyi ondan öğrenirsin diye. İşte ben de düşündüm ki biz nasıl akraba falan da olduk. Bir sıkıntı olmaz dedim. Ama hala korkuyorum senden. Yok desem yapmayacaksın. Hı? Fatih'in orada olmasıyla bunun bir alakası olduğunu düşünüyorum. Hı? Ya senin de dediğin gibi işte seven insan her şeyi göze alıyor. Çok üzüleceksin diye korkuyorum Süreyya. Ve sen üzülünce kendi yapacaklarımdan daha çok korkuyorum. Ya ben zaten şimdi de üzülüyorum. Ya bu şimdilik. Ya şimdilik alınmış bir risk. Öyle düşün. Hoş geldin. Günaydın. Gel otur. Yüzün güldüğüne göre abinin durumu iyi galiba. Evet evet. Ayaklandı bile. Fatih sen Ata Bey'le konuşmadın mı? Konuşmak için fırsat bulamadım henüz. Neyi konuşmaya fırsat bulamadınız henüz anlayamadım. Ata Bey, izniniz olursa ben sizin yanınızda çalışmak istiyorum. Çizim yeteneğim var. Yani sizin tabirinizle elim kırık. Siz bir şey söylemediniz. Şimdi bu iş ne kadar doğru olur bilmiyorum Süreyya. Süreyya, ben seni çok severim. Yani küçük günü biliyorum, elimizde büyüdün. Ama Savaş'la aram iyi değil ve nedenlerine girmek istemiyorum şimdi. Savaş bu işi kabul etmez bence. Hayır, aksine artık akraba olduk sayılır. Abim destekliyor. Yani ben ilk önce ona sordum, daha sonra bir problem çıkmasın diye. Siz ne dersiniz? Efendim Süreyya. Abi. Ben Ata Bey'in yanında işe başladım. Öyle mi? Tebrik ederim abicim. Ata Bey'i verir misin? Bir teşekkür etmek istiyorum. Tamam. Ata Bey, abim sizinle konuşmak istiyor. Efendim. Ata Bey. Biliyorum bana inanmayacaksınız ama... Ayşe'nin beni iyileştirdiğini görün lütfen. Kardeşim size emanet. Şimdi trafikteyim. Kapatmak zorundayım. Çok çok teşekkür ederim.
Süreyya. Ne var? Ne oldu ki? Sen bana bir şey söylemiştin. İyileşmek için elimden geleni yapacağım demiştin. Yanılıyor mu? Yok. O zaman? Ya ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ya sadece istemekle yetiniyorum. Ya abicim sen çok güzel resim yapıyordun. Resme geri dönsene. Ha? Hem bunu hobi olmaktan çıkaralım. Nasıl? Şirkete gel ve tasarım bölümünde işe başla. Sen ciddi misin? Evet, ciddiyim. Ha, bir dakika, bir dakika. Bak şimdiden pes ettim. Hayır abicim, pes etmedim. Ama şimdi o şirketin %20 ortağı sensin. Yani ortağı olduğun bir şirkette işi öğrenmen mümkün değil. Ne alakası var ortaklığımla? Annem yönetiyor zaten şirketi. Tamam abicim, onu biliyorum. Ama şimdi sen orada ne yapsan, yani ne çizsen herkes çok güzel olmuş diyecek ve sen işi öğrenemeyeceksin. Bunun için ben en iyisi tasarım firması olan arkadaşlarımla görüşeyim. Aslında? Bu işi niye tek bir kişiden öğrenirsin? Ya maalesef ki o kişi Ata Kâtip oldu. Önce çaba, sonra ödül. Dört koldan sardım seni Ata Kâtip oldu. Dört koldan. Nefes almakta bile güçlük çekeceksin. Babam gibi bir hastane odasında intihar edip geberip gideceksin. Ve ben senin ölüşünü seyredeceğim ihtiyar. Ölüşünü seyredeceğim. Savaş ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Evet, Süreyya'nın neden burada olduğunu biliyorum. Nedeni sensin, bu apaçık belli. Ama o buna nasıl olur verdi, bunu anlayamıyorum. Savaş artık benim düşündüğümden çok daha tehlikeli olmaya başladı. Evet. Ayşe'ni ikna edecek, bırak ikna edecek, şüphelendirecek hiçbir şey bulamıyorum. Fatih çok dikkatli olmalısın. Ayşe'nin her şeye tepki veriyor. Ne söylesem tersten anlıyor. Ne o? Ay. Selam sabahı kestik mi? Abi görmedim, ödümü kopardın. Nasıl geçti günün? Güzel. Hatta çok güzel. Ata Bey yaptığım her şeyle yakından ilgilendim. Ben sana dedim, bu işi en iyi Ata Bey'in yanında öğrenirsin. Ben sana bir şey soracağım ama sakın kızma, olur mu? Aşk olsun prenses. Ben sana ne zaman kızdım? Benim kafam çok karışık. Neden? Yani siz şimdi Ayşe'nle evleniyorsunuz ya, az kaldı. Ata Bey'le aranız malum. Gerçi sağ olsun bana çok sıcak davranıyor. Ama konu sen olduğun zaman iş değişiyor. Annem zaten. Yani sizin adınıza üzülüyorum. Şimdi zor. İyi de ben senin kafanın neden karıştığını anlamadım. Ya hani sen bir şey söylemiştin ya. İşte bütün bunlar oyun falan. Ata Bey'le bizim savaşımız... Süreyya bak. Benim ondan almam gereken bir şey var. Neyse şimdi sen Ata Bey'i beni boş ver. Sen çalış ve iyi ol. Tamam mı? Tamam. Peki Ayşen? Ayşen'i gerçekten seviyor musun? Ne o prenses? Röportaj mı yapıyorsun? Hadi çık bakalım eve. Bak şimdi Rezan Hanım aşağı inecek. Hadi. Arkadaşım. Alo. Bu hikayenin tek masumu Ayşen. Umarım bu yaptıklarım için bir gün beni affeder.